Cumhuriyetin, laikliğin, demokrasinin savunucusu olan bir sendik olarak buradan iddia ederek söylüyorum. Bunun her fidanında, her yaprağında bir ağaç gibi kök salmış, dizgin ve direnişli görevi vardır. Karanlıktan aydınlığa giden bu yolda biz laik cumhuriyeti bunlara teslim etmemek için dizgin işçisi cumhuriyetin bekçisi diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi günler. Yaptığımız üçüncü özgür toplu iş sözleşmemiz. Burada çalışma düzenimizi sağlayan bir toplu iş sözleşmesi var. Geçen yıl 1 Temmuz 2022 yılında, 2022 yılında Türkiye'nin en büyük ücret artışı olan %80 zam almamıza rağmen maalesef ki 20 yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidarın yönetememesinden kaynaklanan ekonomik krizin faturasını hep biz ödedik. Biz dedik ki enflasyon karşısında ezilmek istemiyoruz. Bundan dolayı her 6 ayda bir TÜFE artı refah payı konusunda anlaşma sağladık. Yemek ve umut yardımı aylık 360 TL'yken yemek paramız 2600 TL'ye, yol paramız 780 TL'ye düşmüş. Ayrıca temizlik işlerinde araç arkasında çalışan işçilere, park bahçe dilimde çalışan işçilere pis kokup terimi var. İkramiyemiz 40 yövmeyken bu sözleşmeyle her ay 4 yövmeye maaşı ilave edilerek 48 yövmeye yükseldi. Eşi çalışmayan işçiye 657 sayılı devlet memurlarına ödenen miktarda yani 1178 lira aile ücreti. Bir kararlar ödeme bununla ilgili çalışmaları çok uzun süre takip ettik. Beraber çok büyük bir mücadele açtık. Ben emeği geçen bütün arkadaşlar oluyor. Çok çok teşekkür ederim. Bizler hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bizlerle beraber oldular. Yani biz çok çok daha fazlasını vermek isterdik. Biliyorum yani bu ekonomik koşullarda yani belediye olarak bizlerle zorlandığımız açıda verebildiğimiz en üstünü vermeye sizlere çalıştık. Şube başkanlarına da bizim kendi temsilcilerimiz de burada belediye temsilcileri de onlar bilir. Bazen onların söylediğinin üstüne bile çıktık çok yerde. Verebildiğimizin en üst noktasına kadar size vermeye çalıştık burada. Artık ekonomik koşullar yani gün geçtikçe kötüye gidiyor ve bu yaptığımız sözleşme belki gene asgari ücretin de altında kalabilir. Ama aynı başkanla belirttiği gibi 6 ayda bir tekrar bir masaya iyileştirme bulduracağımızı belirttik. Sizlerle beraber Seferihisar'ı güzelleştirdiğiniz için ben çok mutluyum. Umarım bir dahaki sözleşmeyi de yine beraber yapma fırsatı yakalarız. İnşallah bir dahaki sözleşmede bu ekonomik koşullarda üstüne gerek dediğimizi çok çok üstüne çıkarız. Daha fazlasını vermeye sizlere çalışırız. Üstünde göründüğü gibi arkadaşlar, biz biraz daha toprakla, daha tarlalarla, daha doğayla içi olduğumuz için oran, çarkın, küreğin, resim olan diskin çarkını başkanımıza sizler adına emanet ediyorum. Sağ olun. Başkanımızdayız. Seferihisar Belediyesi iş yeri temsilcisi olarak Seferihisar Belediye bünyesinde çalışan işçi kardeşlerime alınabilecek en yüksek zamı aldık. İşçi kardeşlerimin güle güle harcamasını dilerim. 480 arkadaşımıza ilgilendiren Seferihisar Belediyesi Jöton Ömer şirketiyle İzmir 4 Nolu Şube ve İliş 4 Nolu Şube arasında toplu iş sözleşme imza törenimizi gerçekleştirdik. Burada geçen yıl %80 bir zam almıştık. Bu da Türkiye'nin en büyük zammıydı. Fakat buradaki bizi yöneten iktidar yönetememesinden kaynaklı o aldığımız ücretler bile eridi. Bugün itibariyle geçen yıla göre tüm ücretlerde %70 oranında bir artış sağladık. Dörtlü bir grup yaptık. Dört aile grup yaptık. Yani şu anda bekar olan, evli olmayan bir işçinin 16.750 lira ile 20.000 lira arasında bankamatikten çekeceği maaş olacak.
Bu sözleşmenin Seferihisar halkına, işçilerimizin ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bugün hayırlısıyla toplu sözleşmemizi imzaladık. Bana göre güzel bir toplu sözleşme oldu. Çünkü yani belediye olarak biz verebileceğimizin en üst noktasına kadar işçiye vermeye çalıştık. Uzun mesai harcadık bu arkadaşlarla beraber. İnşallah işçi de mutludur bundan. Biz belediye olarak yani mutluyuz.